Kraken belki de ana meselelerinden birisi aslında insan doğasını düşünmek. Çünkü insan doğası yaşadığımız gezegeni şekillendiren bir yer onun için. İşlerinde doğa referansı hep var zaten. Yapıtlarının pek çokunun adı doğa ile ilgili, doğaya referans veriyor. Anthony Craig çok bir kere malzemeye meraklı bir sanatçı. Ya çok temel olarak hepimizin bir malzemeden oluştuğumuzu düşünüyor. Üstüne giydiğimiz her şeyin bir malzemeyi temsil ettiğini düşünüyor. Bu bütün hayata bakışıyla ve heykelleriyle de ilgili. Her çalışmanın kendine ait bir malzemesi var. Tercihleri sonsuz. Yani klasik anlamda bronz da var içerisinde. Ummadığınız bir detaylıkta zarlar da var. Veya başlı başına belki de hiç hani heykelin aklına, heykel sanatının aklına gelmeyecek olan tuhaf yeni alternatif malzemeler de var. Bunu seviyor çünkü o malzemeyi dönüştürmek istiyor. Malzemenin sınırlarını zorlamak istiyor. Sonuçta bu malzemeler bir yerde üretiliyor. Bu heykeller bir yerde üretiliyor. Avrupa'nın farklı atölyelerinde. Dolayısıyla o malzemeyi kullanan atölyeleri de zorlamak istiyor. Bu malzemeler tarihsel bağlamda belki bir gelenek oluşturmuş malzemeler de olabilir. Dediğim gibi çok güncel, pratik, yeni teknolojinin hayatımıza soktuğu farklı malzemeler de olabilir. Malzeme, Anthony Craig'in işlerinin bence temel düşünce ve çıkış noktası. Bir kere tabii 80'ler aslında genel olarak İngiliz çağdaş sanat dünyasında da çok temel bir konu var. Tüketim. Tüketimin fazlalığı ve onun sanatı nasıl dönüştürülebileceği. Bu hem bir dönem eleştirisi, hem bir modernite eleştirisi, hem İngiltere gibi işte endüstrinin ve kapitalizmin beşiği olan bir yerdeki aşırı tüketimin eleştirisi. Nedir o malzemeler? Bu atıklar, sokaktaki atıklar, denizden kıyıya vuran atıklar, şehir içerisinde kalmış, dönüştürülecek olan, nezihleştirilecek olan fabrikalardaki atıklar. Burada katedral diye bir işi var. Bu çelik endüstrisinin veya liman işçilerinin veya şehir içerisinde farklı üretim tesislerinin malzemeleri. Bunlar bir makinenin parçası. Bunlar çelik, döküm çelik. Dolayısıyla hep bir üretim bantını ve hattını hatırlatır bize. Ve orada çalışanları hatırlatır. Yani bu malzemeler bir atık ama aynı zamanda bir medeniyet sembolü. Dolayısıyla heykeli yukarıdan, aşağıdan yukarıya doğru yükselen bir karakterde bir ne diyelim yatay plakalar oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla aslında o günlerde bu tercih diğer bütün hemen hemen ilerleyen süreçte işlerine de yansıyor. Anthony Craig'in üretim pratiği aslında parçaların üst üste yığılması, oyulması değil bir şeyin. Bir şeyin üst üste eklemlenmesi değil. Yığılmak, yığıldıktan sonra ona bir form veya bir şekil kazandırmaya çalışmak. Sergi sanatçının 40 yıllık üretiminin çok ikonik, kendisi açısından da pek çok sanat tarihi kitabına referans oluşturan işlerini bir araya getiriyor. İstedik ki Türkiye'de 8-10 yıldır çok tanınan, bilinen bir sanatçı. Önemli koleksiyonerlerde yapıtları var. İstanbul Modern Koleksiyonu'nda da biz 2006 yılından beri işlerini sergiledik. Ama öncesi var tabii, bir sanatçıyı oluşturan dinamikler var, süreçler var, farklı arayışlar var. Onun biriktirdiği kendine ait bir sanat tarihi heykel dili var. Dolayısıyla o işleri de bir araya getirerek böyle bütünlüklü Anthony Craig'in kim olduğunu anlamaya yönelik bir seçki hazırlamaya çalıştık. Serginin muhtemelen kendi içerisinde adım adım ilerlediğini görecek ziyaretçi. Hem 80'ler, hem 90'lar, hem 2000'ler onun farklı malzeme ve arayışlarının en ikonik örnekleri diyebilirim doğrusu.